Ander Asat, 20 yaşında, yarışmacı. Gerçekten inanamıyorum, olacak şey değil. Yemekten sonra otelde kalmasının bir nedeni var mıydı? Daha ne olsun komiserim, bu bir güzellik yarışması. Adam da jüri üyesi. Şansını artırmak isteyen kızlar yok mu sanıyorsunuz? Mümkün değil komiserim. Hiç kimse kaydolmadan kalamaz bu otelde. Kadir Taşdöver, 42 yaşında, otel müdürü. Hem Bozok Bey jüri üyesiydi. İstese de kalamaz. Tamam. Güvenlik kamera kayıtlarını verin bize. Bakalım orada her şey belli olur. Ya yarışma öncesi basına görüntü sızmasın diye hepsini kaldırdı Tamer Bey. Nasıl yani? Hiçbir güvenlik kamerası çalışmıyor mu? Hayır, hepsi kapalı. E hadi. Ne hadisi başkomiserim? Hiçbir şey söylemeyecek misin yani? Ha, olayla ilgili mi? Yani şimdiye kadar katili bulmuş olman gerekmiyor muydu? Yok canım, estağfurullah yani. Daha bir şey bildiğimiz yok ki, ortada bir şey yok. Allah Allah. İyi misin sen? İyiyim. Ne oldu, kötü mü gözüküyorum? Ya işkembe çorbası içtim, ondan mı acaba? Yok canım, kötü değil de yani ne bileyim mesela... Hani müdüre güvenlik kameraları için böyle çıkışmadım. Olay yerini bozmuşlar diye sinirlenmedim. Hatta girerken Aydın'ın hatırını bile sordum yani. Çünkü ben Aydın'ın hatırını hep sorarım ki yani. Hep günaydın derim ona ben. Başkomiserim. Heh. Yarışmacı kızlardan birisi kayıp. Nasıl kayıp? İfadelerden sonra mı gitmiş? Yok, hayır. Arkadaşlarla iki kez kontrol ettik. Kızın kayıtları otelde gözüküyor ama kendisi otelde değil. İfade de vermemiş. Diğer kızlar akşam yemeğinden beri görmediklerini söylüyorlar. Yasemin yarışmanın favorisiydi. Bozo öldürmek gibi bir yanlış yapmış olamaz. Bunlar ne böyle ya? Kızlar her an rekabet halindeydiler. Bayağı bir hazırlanmış akşam yemek için. Hazırlık yaptıktan sonra akşam yemeğine gitmemesi garip değil mi? Garip. Hem de çok garip. Ailesi İstanbul'da mı? Nereden katılmış yarışmaya? İstanbul'dan. Ama yarışmacıların akşam yemekten sonra çıkmaları yasak. Tamam, hemen kızın fotoğraflarını ekiplere dağıtalım. Otelden başlasınlar aramaya. Başlıyorum. Efendim? Tamam. Kızı bulmuşlar. Neredesin kızım sen? Ödümüzü patlattın. Ne oldu? Ne bu telaş? Hiçbir şey anlamadım. Bir şeyler söylesenize, ne oldu? Yasemin Yaraman, 22 yaşında, yarışmacı. Kesin bade yapmıştır. Bade mi? O nereden çıktı ya? Bozok'la birlikte olmuştu. Yani ben de bugün gördüm aslında. Benim odamın karşı çaprazındaki odadaydılar. Bade olduğuna emin misiniz? Niye yalan söyleyeyim size? Yemekten sonra nereye gittiniz peki? Geri geldim ya. Neredeydiniz? Tamer Bey'e söylemeyeceksiniz ama. Yasemin Hanım, neredeydiniz? Serdar, erkek arkadaşım. Yemekten sonra aradı. Otelin oradayım, ne olur biraz görüşelim dedi. Siz de kimse fark etmeden gider gelirim diye düşündünüz. Öyle. Ama şans işte ya, geldi beni buldu. Komiserim, oda boş. Bozok Bey'in burada kalmasına imkan yok. Hayırdır müdür? İstersen bir daha düşün. Ne demiştin, oda boş muydu? Yanlışlık olmadı. Nasıl olur? Mümkün değil. Bozok
Başkomiserim belki adam aşağıda bıçaklanmamıştır. Odada bıçaklayıp balkondan aşağı atmıştır. Bıçağı bulabildiniz mi? Hayır ama meyve bıçağı kayıp başkomiserim. Ulan o kadarcık bıçak öyle derin yara açar mı? Yani yarayla karşılaştırılması için başka bir bıçak isteyelim isterseniz mutfaktan. Tamam olur. Örneğini de alıp adli tıpa gönderelim. Tamam başkomiserim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Cesedin bulunduğu yerin ilk olay yeri olmaması her zaman mümkün. Henüz ölmemiş kişinin kendisi yer değiştirebileceği gibi ölmeden önce ya da sonra bir yerden başka bir yere taşınabilir. Olay yerleri birbirine yakın olmayabilir. Aralarındaki uzaklık kilometrelere ulaşabilir. Üstelik deliller her birine dağılabilir. Kimi zaman ilk olay yeri aylar sonra bulunur. Hatta hiç bulunmayabilir. Bu yüzden olay yerinin saldırının gerçekleştiği yer olmadığı anlaşıldığı anda değiştirilmesi ya da temizlenmesini engellemek üzere gayretler ilkini aramaya yoğunlaştırılır. Bu arada olayla ilgili bilgisayarlar ve mobil gereçlerde dijital deliller açısından ikinci olay yeri gibi değerlendirilir. Şimdi başlayayım mı? Dinliyorum. Şimdi adam o gece otelde kalmış ama kaydı yok. Yarışmacı kızlardan biri de başka bir yarışmacı arkadaşıyla adamı gördüğünü söyledi. Badi. Kazanmayı garantilemek istemiş olabilir. Yemeyim ya da kızı kullanmak istedi ama işler istediği gibi gitmeyince de kızı sepetlemeye çalıştı. Ne dediğinizin farkında mısınız? 17 yaşındayım ben. Sevgilim bile yok. Ama arkadaşınız siz olduğundan emin. Çekemiyordur beni. Hiç kimse çekemiyor zaten. En küçükleri benim diye, kazanacağım diye o kadar korkuyorlar ki. Sen de kazanmayı çok istiyordun öyle değil mi? Umurumda bile değil aslında. Annem istiyor diye katıldım bu yarışmaya. İsterseniz kendisine sorun ne kadar uğraştı beni ikna etmek için. Bu ne cüret ya? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Kusura bakmayın başkomiserim, birden fırlayıverdi. Tamam, sorun değil, sen işine bak. Dağ başı mı komiserim burası? 17 yaşındaki çocuğu nasıl sorguya alırsınız siz? Tamam canım, sakin olun. Sakin, rahat. Bir sorgu falan yok ortada yani. İfadesini alıyoruz sadece. Neyse ne? 18 yaşında doldurmamış bir çocukla ebeveynin yanında olmadan görüşemezsiniz, tamam mı? Hadi kalk kızım, kalk. Yürü, yürü. Bir cinayet söz konusu. Kızınıza şüpheliler arasında. O zaman savcılıktan izin çıkartın. Yürü kızım, yürü. Olacak şey değil. Ne olacak bu memleketin hali? Herkes aklına gelin yaparsa. Ya bu kız hayatta adam öldüremez ya. Gerçekten bak. Ya birini öldürürse bu, şimdi ya kendini öldürür ya da annesini. Çekilir mi bu kadın ya? Şuna baksanıza. Ya senin kafana saksı mı düştü? Ama şimdi ya kadın haklı başkomiserim, baksanıza. Kız reşit değil. Annesini de çağırmamız lazımdı yani sorguya. Yani ama şimdi biz de haklıyız Allah için yani. Allah için haklıyız. O kadın varken bu kızı biz nasıl sorgulayacağız ya? Tamam, baş şuna. Ne yapıyorsun oğlum sen? Deliriyor musun? Ne oldu ya? Nereye gidiyorsun? Siz şimdi git savcılıktan izin çıkar demeyecek misiniz bana? Tamam işte ben siz demeden gidiyorum, çıkarıyorum.